Durun durun arkadaşlar. Miho'ya çok güzel bir şey yapmış. Hemen size açayım da. Hemen size açayım arkadaşlar. Öncelikle şunu hızlıca duyurayım videonun başında. Zaten hani şey yaparsınız onu duyururum. Bu cuma günü arkadaşlar. Bu cuma günü arkadaşlar. Genshin Impact'in yayını var. 3'te. 3'te. Biz iki gibi yayını açarız. Cuma günü 3'te gelin. Cuma günü 2'de gelin daha doğrusu. Ama önemli olan değil. Önemli olanı değil arkadaşlar. Genshin Impact'in beni izlediğini kanıtlamış olduk. 4'te değil miydi? Burada 3 yazıyor. Oğlum. 15 3 işte. Ben bilmem. Ben burada 3 yazıyor arkadaşlar. Burada 3 yazıyor. Burada 3 yazıyor. YouTube'da 4'te yayınlanacak. Siz onu da karıştırdınız. Twitch'te 3'te. Biz 2'de buradayız. Siz cuma günü 2'de gelin gerisini bana bırakın. Dinle dinle. Dinle. Ya onu Deik söylemiş. O yanlış söylemiş. Onun dediği şeylerin değeri yok. Boşa. Arkadaşlar gençinin pek de çok küçük. Yani i̇nsanlık için çok küçük. Ama belki benim için bir boka yarayabilecek bir haber paylaşılmış. Onu söyleyeceğim. 4.2 ile beraber arkadaşlar. Çok küçük nüanslar geliyor. Ama o çok küçük nüanslar arkadaşlar benim işime yaradığı için size bunu söylemek zorundayım. Bir şeyi iyi ise iyi demek zorundayım. Bunu biliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar. Artık direkt e, bu e, şeylere ışınlanabileceğiz direkt ne bileyim haftalık bosslara haftalık bosslara falan direkt ışınlanabileceğiz. Eğer ki 40 olursanız işte tek oyunculu moddaki maceracı el kitabı aracılığı henüz açılmayan eziz zindanlarda hızlı mücadeleyle başlatabilir. Yani siz mesela atıyorum Nahida'nın görevini yapmadınız ama e, Nahida'nın görevini yapmak istiyorsunuz şey Nahida'nın bossunu yapmak istiyorsunuz. Bu Apep var ya. Apep'i kesmek istiyorsunuz. Mesela Aysu açmadı daha Apep bossunu. Ay, da biliyorsunuz ki şöyle arkadaşlar. Ben de evet açık değil. Aysu Sümeru'da gına geldiği için ve çoğu insan Sümeru'da gına geldiği için arkadaşlar. Şu bölgeyi yapmadı bu bölgeyi yapmadığı için şu bossu açamadı arkadaşlar. Bu haftalık bu boss çok karakterde. Nüveletleri, testafanın falan işe yarıyor. İnsanlar oynayamıyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar. İnsanlar şey yapabiliyor ve direkt ışınlanabileceğiz büyük ihtimalle. E, bu gayet güzel arkadaşlar. Ee, bu arada çok güzel çok güzel daha bir şey söyleyeceğim. Burada yazıyor. Hayvan gibi Poyraz kurduna yürüyorduk hatırlıyorsanız Andrius Boreas'a yürüyorduk. Buradan direkt bu özelliği kullanarak Poyraz kurdu kurtların hakim hızlıca başlayabilirsin diyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Ben, Yıllardır gelmedi şimdi mi geliyor? Yani ya? ben artık o kurdu yani 750 milyon kere kestim. Benim için bir değeri yok ama artık oyuna yeni başlayan insanlar için ee, çok önemli ve Aysu şu anda Sucrose Fischl gibi karakterleri kasıyor. O karakterlerde. de. size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sucrose Fischl büyük ihtimalle Genshin Impact'in 7.0'ına kadar etki olacak karakterler. Niye 7.0? Ondan yarısı? Aa ne dur yapayım. daha biz 4'teyiz. <laughs> Neyse. Ondan sonra arkadaşlar hikaye görevleriyle ilgili küçük bir güncelleme var. Onda mesela bir hikaye görevini açtığınızda kilidini açıyorsunuz ya hikaye görevi. Direkt görev başlıyordu. Şimdi kilidini açıp görevi başlatmayabileceksiniz. O yüzden hani görevler birbirine çaprazlanmayacak. Yani bu çok küçük bir şey ama mesela eee Aysu için gene önemli. Niye Aysu örnek veriyorum? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü Aysu gerçekten Genshin oynayan kişi. Az oynuyor. Gençinin pek az oynayanlara göre yapılmış bir oyun. Bizim gibi hayvanlara göre, göre değil anlayın. bak. Bak chatte var Burak, chatte var Yayut, chatte var Niza. Chat Genshin'in pek, pek bunlara göre yapılan bir oyun değil. Genshin'in pek Aysu gibi. Sümer namına koyayım deyip oynamayanlara özel bir oyun Biz, biz onlar oynuyor diye oynuyoruz yani. Biz Bizi saymıyor Genshin. Neyse. Niye? Şimdi Aysu Anahtar biriktiriyor. Anahtar biriktirdikçe görevleri açabilecek ama böylelikle şey yapmamış olacak. Hani görevleri direkt başlamamış olacak. Çünkü şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Görevi direkt başlatırsanız diğer görevler falan kilitleniyor, sıkıntı oluyor. O yüzden e, bu çok mantıklı. İşte neler gerekli falan filan hani e, onları da gösterecekmiş. Gayet güzel. Ve arkadaşlar bir diğer güzellik. Bunlar çok küçük şeyler ama ben bunları önemsiyorum. Biliyorsunuz ki ben Genshin Impact e oynarken haritaya 750 tane işaret koyuyorum arkadaşlar. Bu 750 tane işareti niye koyuyorum? İşte e, ne bileyim balık tutma yeri mesela şu anda güncel balık tutma yerlerini koyuyorum veya okulusları koyuyorum, i̇şte, okulus değil neydi? Kulusları koyuyorum. E, ondan sonra ama kulusları tek tek geçen 80 tane, 90 tane, 200 tane kulusu silik haritadan biliyorsunuz. Şu anda toplu kulus silme geldi. Çok güzel. Yani benim için çok güzel arkadaşlar. Ben harita haritaya işaret koymayı seviyorum. E, onun dışında arkadaşlar gençliğim pek de bir yıldır ağladığım şey. Bu zar atma, o tip animasyonlar hızlandırmışlar arkadaşlar. Bir yıldır ben anlatıyorum, şu bir yıl oldu herhalde geleli. Bu zar atma, o bu animasyonları çok uzun olduğu için oynanamıyordu. Zar kalkması bu arada en mantıklısı o ayrı mesele ama. Şu anda arkadaşlar eğer ki gerçekten hızlı şekilde olursa oynanabilir bir oyun, ben oynarım. Ben kart oyunlarını seviyorum arkadaşlar. Ben kart oyunlarını seviyorum. Daha önce işte Hearthstone oynadım. Ondan sonra işte Marvel Snap oynadım falan filan. Seviyorum bu kart oyunlarını. Genshin kart oyunlarıyla... E, Genshin karakterleriyle kart oyunu oynamak güzel. Artık hızlandırmışlar. Eğer ki gerçekten hızlıysa... E, güzel. Ha bir de deste paylaşma gelmiş. O güzel yani. Onun dışında da arkadaşlar başka şeyler... Ee, var ama şu an söylemiyoruz falan diyorlar ama özel özellikle 4.2'de gelecek şeyler bunlar arkadaşlar. Genshin Impact son 4.0'dan sonra arkadaşlar güzel şeyler yapmaya başladı. Özellikle özellikle şunu söyleyeyim. Ee, 4.5 4.5 4.0'dan itibaren arkadaşlar hikaye görevleri güzelleşti. Hikaye görevleri çok uzatılmıyor. Yani tabii ki gene uzatılıyor. Gene boku çıkartılıyor, uzatılıyor ayrı mesela ama yani mesela normalde 1 saat olması gereken şey Genshin'de 10 saat yapılıyordu. Şu anda 1 saat olması gereken şey 3 saat yapılıyor ve kabul edilebilir süre bak. Hani cidden hani... Ama cidden değil. Mesela ben bile artık yan görevleri 4.0'dan sonraki yan görevleri oynuyorum. Yani özellikle bu hikaye görevleri... Bak ben Nüveletink'ini oynadım. Çok güzeldi. Arkon Quest'leri çok güzeldi. Ee, peki Dante'cim buraya ne eklenmeli? Öncelikle arkadaşlar... Kesinlikle rezin sistemine düzenleme getirilmeli. Honkai Star Rail'dakinin aynısını getirseler de okey. Çünkü Honkai Star Rail'da yapmışlar bak. Honkai Star Rail'in Genshin Impact'te resin 8 dakikada değil 5 dakikada diyor Honkai Impact'te biliyorsunuz. Honkai Star Rail'de özür dilerim. Honkai Star Rail'da 8 dakikada do dolmuyor, 5 dakikada doluyor. Bu güzel. Resin sınırı 160 değil, e, 240. O da güzel. Honkai Star Rail'de. Ve de siz oyuna girmediğiniz günlerde de resin doluyor. Yani bunun direkt Genshin'e gelmesi lazım arkadaşlar. Bunun şu an hatta 1 ay önce, 2 ay önce 4 0'la beraber 3 0'la beraber Genshin Impact'te gelmiş olması lazımdı. Rezin limiti arttırılacak. Rezin dolma hızı arttırılacak. Bunun kesin yapılması lazım. Bir de arkadaşlar bakın son birkaç gündür özellikle biliyorsunuz beni top DPS denemeleri yapıyoruz. Yayında eğlenceli oluyor. Yani sevenler vardır sevmeyenler vardır ama genel olarak bence eğlenceli oluyor bu top DPS denemeleri, top hasar denemeleri. Oyunda arkadaşlar şöyle bir buton olması lazım. Hemen oyuna girip göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var biliyorsunuz. Mesela böyle takım kaydetme var. Mesela birinci takım, ikinci takım, üçüncü takım, dördüncü takım gibi. Ben bunları pek kullanmıyorum ama... Arkadaşlar artifek kaydetme kesin olmalı. Şu yadigarlar kısmında şurada. İşte low dot 1. Bunlar low dot diyorlar İşte kaydetme. Yani bu şu an bu artifekleri kaydet. Buraya kaydedeceksin. 2-3 tane slot olacak kaydedeceksin. Ondan sonra hatta kaydettiğini başka karaktere de takabileceksin. Ama en azından artifek kaydetme olmalı arkadaşlar. Çünkü ben artifeklerimi bozuyorum artifek denerken. Top build denerken falan filan. Cidden gelmesi lazım bunu. Burada kaydetmiş olabilir. Bu arada yani normal bir şey bu gayet. Hani niye olmasın? Bunlar arkadaşlar kesinlikle hani öncelik olarak gelmesi gereken şeyler arkadaşlar. Hani öncelik olarak gelmesi gereken şeyler. Ve de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Genshin pekteki Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu anda mesela 4.2 görevleri, 4.0 görevleri güzel diyoruz ama 3.2, 3.5 görevleri çok kötü arkadaşlar. O yüzden ben Genshin Impact'te şöyle bir şey gelmeli arkadaşlar. Eski görevlere skip. Mesela eski görevlere skip ne? Mesela 4.0 geldi ya. 4.0'dan önceki görevlere skip gelecek. Yani atıyorum 3.0 hani 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 işte 2 2.1 buradaki özellikle yan görevler hani ana hikayeye gene skip gelmeyebilir ama yan görevlere skip gelecek arkadaşlar. Tabii Aynen Sat Bolimcim Tower of Fantasy'de yaptılar bunu. Tower of Fantasy'de ne yaptılar? Ana görevi gene oynuyorsun ama yan görevlerde falan görevlerde falan silmişler sıkıcı görevleri. Demişler ki araya bir tane sistematik koymuşlar. Abi bu arada bu oldu. Hani 20 saatlik sıkıcı görev serisinin araya bir e, ne bileyim cutscene koyarak video koyarak yapabilirler. Veya arkadaşlar eski görevlere skip koyabilirler. Çünkü oyuna yeni başlayan biri yeni görevlere gelmesi için yani ana görevleri yapsın bu arada bak. Arkon questlerinde skip olmasın ama yan görevlerde skip olsun arkadaşlar kesinlikle. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, mesela Aysu şu anda yani niye tekrar Aysu'dan veriyorum? Çünkü gerçek Genshin Impact oyuncusu, Genshin Impact'in hedeflediği oyuncu kitlesi Aysu gibi oyunu az oynayanlar. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Az oynayanlar. Şimdi bunlar Aysu gibi insanlar o tip sıkıcı görevleri yapmak istemiyorlar. Ara ara görevdir, o durumdur. Bunları yapmak istemiyorlar. 20 saat konuşma var yani. Kesinlikle ben mesela hiç yapmak istemiyorum. Geçtim zaten, direkt skipledim yani. Yani o yüzden bu tip insanlar için sıkıntı. Ve şu da sıkıntı arkadaşlar. Bakın şunu söyleyeyim. Mesela Genshin de yeni duydunuz. İlk kez duymuş olabilirsiniz. İşte mesela kızlar için söylüyorum. Sevgiliniz Genshin de oynuyor, siz başladınız veya erkekler. Kızlar da Genshin Impact çok oynuyor bu arada. Siz o League of Legends'çi bir kölesiniz. League of Legends'ı bir tane kız buldunuz. Genshin oynuyor girdiniz Genshin Impact'e. Ulan baktınız 90 saat görev var. Hani aynı noktaya gelebilmek için işte sevgilinizle ya da ne bileyim arkadaşınızla, okuldan bir arkadaşınız Genshin Impact dönerdi. E İnternette gördünüz. Bir tane kel sakallı kaslı adam Genshin Impact'te oynuyor. Ulan ne yakışıklı adam. Bunun oynadığı oyunu ben de oynayayım dediniz. Baktınız bir baktığınız 800 saat görev var. Hani ne yapmanız lazım? Oralarda bir skip olması lazım. Arkadaşlar. Hani tamam gene ana hikayeyi görsün. Oyunu görsün. Oyun nedir görsün. Ama yan görevleri falan filan arkadaşlar skip olması lazım. Oyuna yeni başlamış biri de oyunu uzun zamandır oynayanlara yavaştan da olsa yetişebilsin diye skip olsun arkadaşlar. Bak ben zaten yaptım. Beni geç. Ben öldüm abi. Ben yapmışım. Bizim hayatımız olmuş gençin. Ama hani şey var ya gençin gençin biz olduk gençin zaten. Biz olduk gençin ama yani en azından oyuna oyuna yeni insanlar başlayamıyor arkadaşlar. Hani oyuna yeni insanlar başlayamıyor. Birine baş soruyorsun hani soruyor Dante gençine başlayacağım nasıl başlayayım diye. 850 saat görevi adamı diyemiyorsun ki abi bu arada sayı şaka değil harbiden. Bütün görevleri hani okumalı mı okumalı yapsanız böyle 850 saat falan tutar yani. Yani o yüzden hani insanlar başlayamıyor oyuna. Bir başlıyor abi ben Musrat'ta haritayı bir görüyor Fontaine'e kadar. Diyor ki abi ben burayı ne yapacağım? YouTube'a giriyor işte Genshin pek Full Storyline diye bir bakıyor 80 saat görev. Hani insanın kafa insanın arkadaşlar beyni böyle aman tanrım oluyor. Biz şimdi 3 yıldır oynadığımız için yani biz 3 yıldır oynadığımız için bizim için sıkıntı değil. Çünkü biz üstüne koyarak ilerledik. Biz bir mekaniğe alıştık, üzerine balık tutma geldi. Biz alıştık, üzerine işte spirelevis geldi. Alıştık üzerine şu geldi. Alıştık üzerine bu geldi. Oyuna biz alışa alış şeylerledik. Hani biz birden buz gibi suya girmedik. Şu an oyuna yeni başlayan insanlar o buz gibi suya atlamış oluyor. Ama yani aman neredeyim oluyorlar. Hem oyunu az oynayan insanlar için yan görevler skip gelmesi lazım. Hem oyuna yeni başlayan insanlar için skip gelmesi lazım arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş ee, bu şekilde bir şeyler yapılması lazım arkadaşlar. Ve de benim için çok önemli bir şey arkadaşlar. Hemen şöyle oyundan göstereyim. Hemen şöyle oyundan göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu Statue of Seven'lere gidiyoruz. Canımız doluyor değil mi? Statue of Seven'lere gidiyoruz canımız doluyor. Biz şimdi boss run'lar yapıyoruz. O yapıyoruz bu yapıyoruz falan filan. Arkadaşlar şu ulti de doldursun ya. Yanına gittiğinde ulti doldursun abi. Ne gerek var yani? Niye doldurmuyor? Abi yanına gitmişim zaten. Canımı doldurmuş. Ben belki bir boss denemesi yapıyorum, bir şey yapıyorum. Hani bir, bir satır kod ya. Ben yazarım o kodu. Hani Unity'de yazar gönderirim ben o kodu yani. Eklesinler. Sıkıntı yok. Gitsin dolusu. Çünkü arkadaşlar mesela boss run yapıyoruz. işte ne bileyim bir şey yapıyoruz. Bir şey deniyoruz. Doldursun abi. Sıkıntı yok yani. Bir satır kod. Bir şey, bir şey yapmaz yani. O yüzden bunlar benim olmasını istediğim şeyler arkadaşlar. Ha bu arada Dante niye takımın böyle diyorsanız. E, bu Aysu'nun benim hesabımda oynadığı takım ve ben de Aysu'nun benim hesabımda oynadığı takıma balık silahını aldığım için Aysu'yu göstermek için bu takımı almıştım. Normalde ben tamamen random takımlarla oynuyorum. Falan e, filan arkadaşlar bu şekilde. Sayın YouTube biz Twitch'te yayındayız. Hatta şu anda YouTube'da da yayındayız. Artık onu da küçük, küçükçe söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra yayınlarımız Twitch, Twitch YouTube ortak gidecek büyük ihtimalle. Twitch, YouTube ortak gidecek büyük ihtimalle ama yayınımızın chat'i meti tamamen Twitch'ten akacak. Siz gene de e, siz gene de hani yayınları YouTube'dan izlemek istiyorsanız illa YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Hani bilgisayarınız işte telefonunuzda Twitch uygulaması yoktur falan yoktur. Twitch'i sevmiyorsunuzdur falandır filandır. O şekilde e, ama YouTube Twitch ortak gidiyor. Cuma günü öğlen 2'de de görüşürüz arkadaşlar. Gençin Pek 4.2 yayını için. Biz Twitch'de devam ediyoruz, yayında devam ediyoruz. Youtube'dan e, şey izleyenler, video olarak izleyenler öptüm.